Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda bugün birebir ÖSYM kısmını yapacağız. Yaş problemlerindeydik. Konu kısmını hızlıca bitirdik. Kolayca bitirdiğimizi düşünüyorum. Ufak tefek birkaç noktamız vardı sadece. Şimdi onlarla ilgili güzel sorulara bakacağız. 1987 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran bir arkadaşına "Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit." yanıtını veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yıl yapılmıştır? Rakamları toplamı zaten gözümüzün önünde. 1, 9, 8, 7. Kaç yapıyor arkadaşlar bu? 8, 7 daha 15, 9 daha 24, 1 daha 25. Şimdi 25 yaşında olduğuna göre 1987'ye ekle 25'i. Kaç yıl oldu? 7, 5 daha 12, 2012 oldu. Böylece bakın ilk sorumuzu hemen hallettik. Ahmet ile Hakan'ın bugünkü yaşları toplamı 54'tür. Ahmet Hakan'ın bugünkü yaşındayken Hakan 18 yaşında olduğuna göre Hakan bugün kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar, Ahmet ve Hakan. Bunların aralarındaki yaş farkını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne söyleyeceğiz? Elimizden gelirse tek bilinmeyen çok etkilidir ama şunu yapalım. Hakan 18 yaşında olsun. Kaç yıl önce? X yıl önce. X yıl önce arkadaşlar Ahmet Hakan'ın bugünkü yaşında. X yıl önce dedim ya. Hakan bugün 18 artı x yaşında diyelim. Böyle yaptım. O gün Hakan 18 yaşında. Ahmet de 18 artı x yaşında o zaman değil mi? Bakın şimdi x yıl önce Hakan 18. Burada şu an 18 artı x yaşında. Kaç yıl önce? X yıl önce Ahmet de 18 artı x yaşında. Şu an o zaman Ahmet ne olur? 18 artı 2x. Burada istediğiniz gibi bilinmeyen verebilirsiniz. Problem değil. Artık bunları toplayalım. 36 artı 3x eşittir 54. X buradan 18'e 3'e bölersek 6'ymış. Demek ki 18 artı 6'dan Ahmet'in, pardon, Hakan'ın bugünkü yaşı 24 geldi. Bu birinci yol. Bence bunu bir de ikinci yoldan çözelim. Bak, şöyle bir hareket de yapabilirsiniz. Ahmet, Hakan. Hakan'ın şimdiki yaşına H de, tamam mı? H de. H diyelim. O biraz garip oluyor. Şimdi bunların arasındaki fark yaşlarının toplamında 54 olduğunu biliyorum. Ahmet'e de 54 eksi H diyeceğim. Biraz abartacağız ama sorun değil. 54 eksi H diyelim. Şimdi arkadaşlar Ahmet Hakan'ın yaşındayken kaç yıl önce aralarındaki farka bak şimdi. Aralarındaki fark 54 eksi 2H değil mi? Ahmet daha büyük. O zaman 54 eksi 2H olduğuna göre bunların aralarındaki yaş farkı. Bakalım 54 eksi 2H yıl önce Hakan kaç yaşındaymış? H eksi 54 eksi 2H böylece kaç yaşında oldu? 3H eksi 54. Ve bu kaça eşit arkadaşlar? 54 eksi 2H yıl önce 18'e eşit. 3H eşittir 72. Buradan da H ne geldi? 24. İki bilinmeyen kullanmadan aralarındaki yaş farkının değişmediğini görerek yaşları toplamının da 54 olduğunu görüp tek bilinmeyenden yaşları farkına baktım. Yaşları farkı 54 eksi 2H geldi. Demek ki 54 eksi 2H yıl önce Ahmet H yaşında, Hakan da 3H eksi 54 yaşında oldu. Onu da 18 vermiş. Bak bu şekilde zorlama hangisi gelirse veya kolay hangisi gelirse ben karışmayayım. İki yolu da anlattım. Tercihi size bırakıyorum. Ben ikisini de anlamaya çalışırdım. Aslı, Harun ve Bekir'in bugünkü yaşları toplamı 80'dir. Aslı Harun'un bugünkü yaşına geldiğinde Bekir'in yaşı da Harun'un yaşının iki katı olacaktır. Harun'u soruyor. O zaman Harun üzerinden yürüyelim. Bir kere ben şunu derim. Harun, Aslı ve Bekir. Şöyle bir yorum yapacağım. Harun'u istiyoruz. Aslı daha küçük değil mi? Çünkü Aslı Harun'un yaşına geldiğinde diye bir ifade kullanmış. O zaman Aslı'ya h eksi x diyelim. Harun'a h diyelim. Sonra aralarında x yıl fark var ya şimdi Aslı'yla Harun'un. O zaman Aslı h olduğunda Harun ne olacak? H artı x. Ve burada Bekir kaç yaşındaymış ona dikkat et. Bu yılda yani bu duruma gelindiğinde Bekir de Harun'un iki katı oluyormuş. Yani 2h artı 2x oluyormuş. Ne zaman bu? Kocaman yazalım. X yıl sonra. Aslı Harun'un yaşına geldiğinde. O zaman şimdiki yaşları h eksi x, h, x de Bekir'den çıkar. 2h artı x oldu. Gördüğünüz gibi şu an üçünün yaşlarını böyle bulduk. Ne söyleyeceğiz? Bunların toplamı verilmiş zaten.
3, 1 daha 4H. X'ler gitti, görüyor musunuz? Ve bu kaça eşit? 80'e. Harun buradan ne geldi? 20. Hocam çok bilinmeyen var, nasıl yapacağız falan diyebilirdiniz ilk bakışta. Ama zaten soru benden Harun'u, Bekir'i, Aslı'yı ayrı ayrı bulmamı, Aslı ile Bekir'in arasında yok Hakan'la, Harun'la Aslı'nın arasında kaç yaş olduğunu sormuyor ki. Ben o zaman madem Harun'u soruyor deyip oradan bir harf verdim, geldi gördüğünüz gibi. Ben hocam o an Aslı'ya harf verseydim ne olacaktı? Yine gelirdi. Fark etmez. Aslı'ya harf verseydin o zaman Harun'un yaşı A artı X tarzında bir şey olacaktı. Sen yine A artı X'i bulurdun. Onda hiç dert etme. İstersen yap bak. Aslı'ya A de, Harun'a A artı X de, bak bakalım ne güzel geliyor sorunun cevabı. Ürün 2020 yılında ziyaret ettiği bir müzede gördüğü vazoya ait bilgileri okurken vazonun bulunduğu yıl ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve vazonun bulunduğunda 300 yaşında olduğunu öğrenmiştir. Ayrıca bu ziyaret sırasında kendi yaşının 39 katının vazonun yapıldığı yıla eşit olduğunu hesaplamıştır. Şimdi ürün doğduğunda vazo bulunuyor. Buraya yazayım. Ürün doğduğunda vazo bulunuyor arkadaşlar. Ürün o zaman şu an X yaşında olsun. Bulunduğunda 300 yaşındaymış vazo. Şu 2020 yılında diyelim, şu an demeyelim. 2020 yılında o zaman vazo kaç yaşında olur? 300 artı X. Bu bizim için niye önemli arkadaşlar? Vazonun yapıldığı yıl, yani bir nevi vazonun doğduğu yıl. Ne zaman? Ziyaretten 300 artı X yıl önce. Çünkü ziyareti yaptığı yıl ürün X yaşında. Onu söyledik. Ve vazonun yapıldığı yılda bundan 300 artı x yıl önce ürünün yaşının 39 katıymış. 1720 eksi x eşittir 39x. 1720 eşittir 40x. X de arkadaşlar buradan sadeleştirdim. Ne geldi? 43. Hangi yıl? 2020, yani müzeyi ziyaret ettiği yıl. Yalnız benden ne istiyor? 2022 yılında ürün 45 yaşında oldu. Bir arkadaşı Ayşe'ye oturdukları evin ne zaman yapıldığını soruyor. Ayşe de diyor ki evin 1990 yılında yaşının kendisinin bugünkü yaşına. Kendisinin bugünkü yaşına X diyelim. Evin 2000 yılındaki yaşının bugünkü yaşına, evin 2020 yılındaki yaşının kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına eşit olduğunu söylemiştir. Buna göre Ayşe'nin oturduğu ev hangi yılda yapılmıştır? Bak bu da yaş anlamında güzel bir soru. Hep hani yaşı insan üzerinden gösteriyoruz ama bir yıl bakın vazo ile ilgili, işte bir yıl binanın yaşıyla ilgili bir şey mi yapmış? Yine yaş sorusu sonuçta. Şimdi ne dedik? 1990 yılında diyelim ki biz buna X yaşında. Bina 1990 yılında X yaşında. Şu an Ayşe'nin de X yaşında olduğunu söylüyoruz. Niye? O zaman kendisinin bugünkü yaşına eşit. 2000 yılında o zaman bina kaç yaşında olur? X artı 10. X artı 10'da neymiş? Ayşe'nin eşinin yaşı. 2020 yılında bina kaç yaşında olur? X artı 30. Çünkü 1990 yılında X'ti bakın. Böylece 2020 yılındaki yaşı kendisiyle eşinin bugünkü yaşları toplamına. Kendisi X yaşında. Eşi X artı 10 yaşında. Böylece arkadaşlar X ne geldi buradan? 20 geldi. Demek ki 1990 yılında bu 20 yaşındaysa 1970 yılında yapılmış bina. Bu şekilde arkadaşlar birebir ÖSYM'de de bakmayın, yani sorularımız kolaydı. Şu 2 yıldaki sorular biraz enteresan gibi görünebilir. Hani ÖSYM malum, yani neyden neyi zor soracağı belli olmuyor. Hangi konudan daha kolay, hangi konudan daha zor. Takdiri size bırakıyorum bu ÖSYM 4 ve ÖSYM 5'teki sorularla ilgili. Ciddiye alalım biz. Biz en kolay konudan bile en zor çıkacakmış gibi düzgünce çalışalım arkadaşlar. Sonrasına bakarız zaten. O güvende çalışırsak sınavda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Şimdi beceri temelli sorularımız kaldı. Orada görüşeceğiz. İyi çalışmalar.